Bana tam yazıların gelmeyeceği kısma gelmiş oldunuz. Böylece yüzünüz kapanmamış oldu. Evet. Hocam nasılsınız? Afiyetlesinizdir inşallah. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah hocam. Evet. Konya'da Şimdi hava durumu nasıl hocam? Bugün çok yağmur vardı İstanbul'da. keşke Konya'ya da yağsa. Maalesef Konya'ya az yağıyor. Öyle mi hocam? Doğru. Evet. Genel olarak yani yakınlarda işte kar yağmadı. Şey, pardon, yağmur yağmadı. Hocam bazı yerlerde burada meteor olacağına da yani daha doğrusu dolu yağacağına dair rivayetler vardı. Biz geçen uyarıldık hatta cemaatimize duyuralım diye. Evet. Şiddetli bir yağmur bekleniyordu. Başakşehir'e yağdı. Bilemiyorum hangi bölgeye şu an yağdı. Hocam ben çok uzatmadan hemen çok önemli bir konu çünkü geçen hafta da yarım kalmıştım. Geçen Evet. hafta çok güzel konulardan bahsettiniz. Özelde de çok fazla yazanlar oldu. Hatta dediler ki hocam sorularımızı bugün cevaplayabilirler mi? Dedim dili döndüğünce hocamızı biraz bugün yoracağız. Evet, inşallah. Ben şöyle başlamak istiyorum. Geçen hafta sorularımız vardı ama bu arada yoruma da sorular yazılabilir. Bir grup arkadaş da sormuş hocam özelden aşağıya yorum yazsak cevap verir mi diye. Hocamız tek tek okuyor ve yorum yapıyor. Tabii ki cevap veriyor. Onu Evet. biraz yoruyoruz hocamızı. Hocam ben şöyle sorsam. Geçen hafta birazcık böyle içsel bir öz eleştiri yaptık herhalde. Hem meslektaşlarımız buradaydı hem de birazcık kendi hayatımızdan gördüğümüz bazı şeyleri değinmiş olduk. Bugün din eğitimi ve öğretimi yapılırken ailelere ve öğretmenlere nelere dikkat etmeli, nasıl bir dil kullanmalı? Bununla ilgili şöyle başlayalım. Ben çok söze dalmayacağım, arada girmeyeceğim, sizi bölmeyeceğim. Sonra da sorular vardı. Çocuklar Allah'ın melekleri cenneti sorduğunda neler demeliyiz? Nasıl davranmalıyız? Hangi sözlerle ifade etmeliyiz gibi. Size sözü bırakayım hocam. Buyurun. Evet, öncelikle tüm dinleyicimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İster ailede olsun, ister genel eğitimde olsun, camide, kursta olsun, ister okulda olsun, örgün eğitimde olsun, eğiticinin dikkat edeceği en önemli ya da elindeki en iyi yöntem örnek olmaktır. Çünkü insanlar örneğe bakarak öğrenirler. Nitekim bu yöntem aynı zamanda peygamberlerin yöntemi, aynı zamanda Allah-u Teala'nın yöntemidir. Hepimiz biliyoruz ki Allah-u Teala peygamberleri göndermesinin sebebi örnek olmalarıdır. Örnek olarak peygamberler gönderilmiştir. Dolayısıyla anne baba ve öğretmenler en güzelinden örnek olacaklar. Zaten örnek olmakla ilgili yapacağı bir şey yok. Neyse o yapacak demenin dışında ekstradan çaba sarf etmek lazım. Bir benzetme olsun diye söylüyorum. Hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim okurken ağlanmak tavsiye ediyor. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapmaya çalışın tavsiyesi var. Şimdi dolayısıyla biz anne baba olarak, öğretmen olarak da bazı şeyleri yapmaya kendimizi zorlamalıyız. Bunların başında güler yüzlü olmak geliyor. Evet, güler yüzlü olmak baştan bir büyük bir mesajdır. Güler yüzlü insanı herkes sever, sayar, ilgi gösterir ve onun sözünü dinler. Dolayısıyla güler yüzlü olmaya gayret etmemiz gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi güler yüzlü olmak sadakadır. Ve çok basit bir sadakadır. Anne veya baba ya da öğretmen çok iyi niyetli olsa bile bunu yüzüne yansıtmıyorsa, çok ciddi oluyorsa burada bir problem vardır. Nasrettin Hoca'ya yüklenen ya da Nasrettin Hoca'dan anlatılan bir fıkrada yüzün pekmez, pardon, pekmez, kendin pekmez satıyorsun ama yüzün sirke satıyor tabiri kullanılmıştır. Dolayısıyla anne baba iyi niyetli olabilir, öğretmen iyi niyetli olabilir ama burada yanlış da yapabilir.
Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Bir Kur'an kursu hocamızın anlattığı bir örnek bu. Kur'an kursu hocamızın tayini çıkmış, vedalaşacaklar, son dersi yapıyorlar. Öğrencilerinden bir tanesi demiş ki, hocam demiş, biz sizi hep ciddi gördük. Biraz bir güler yüzünüzü göremez miyiz? Tabii, Sanki hiç gülmemiş. hoca şaşırmış tabii. Aslında öyle çok böyle suratsız bir hoca da değilmiş ama şaşırmış. Bundan şu mesajı alıyoruz. Yani bunu hoca hanım kendisi paylaşıyor. Çünkü art niyetli değil. Burada sürekli öğretmenlere, hocalara yapılan bir telkin var işte. Ciddi olun, fazla yüz verirseniz şımarırlar. Aynı şekilde anne babalar da bu etkilerin altında kalıyorlar. Aman çocuğa çok yüz vermeyin, eşinize yüz vermeyin, fazla güler yüz göstermeyin gibi. Halbuki güler yüz sadakadır ve sadakayı vermeye de en yakınlarımızdan başlamalıyız. Dolayısıyla, Hocam, evet. burada sözünüzü balla kesmek istiyorum. Benim de yaşadığım bir örnek, yani meslektaşım yaptığı için örnek veriyorum. Belki burada da meslektaşlarım vardır. Kızımı bir camiye kız Kur'an kursuna, yani yazın göndermiştim, yaz için. Öğrendiği hadisi şerif, tebessüm etmek sadakadırdı. Ama kızım gelirken bana işte ne yaptınız? Bu hadis üzerine konuşuyoruz, neler yaptınız diye bana ona sorular soruyorum. Bana dedi ki anne dedi çok güzel bir hadis-i şerif ama dedi yani şaşırdığım bir şey var dedi. Neden neyi şaşırıyorsun neye şaşırıyorsun dedim. Öğretmenimiz bunu bize anlatırken dedi suratı o kadar asıktı ki dedi. Evde verdiği etkinlikleri de verirken aynı şekilde hocanın suratı asıktı herhalde bir sıkıntı var diye düşündüm. Etkinliklere bir baktım hadis-i şerif okudum. Hatta şey dedi. Neden acaba suratı asıktı dedi. Yani bize dedi bunu anlatırken suratı asıktı ama bize bunu öğretmeye çalışıyor dedi. Kızım bunu söylediğinde 5-5,5 yaşındaydı hocam. Ve ben o kadar üzüldüm ki onu bunun ya fark ediyor olmasına, işte hoca hanımın bunu böyle anlatıyor olmasına çok üzüldüm. Ve fark ettim ki bazen biz çocuklar bizi anlamıyor diye düşünüyoruz. Ama o kadar net anlıyorlar ki görebiliyoruz yani oradaki eksikliğimizi. Ben hoca hanıma herhangi bir şey söylemedim ama ben kendime çok büyük bir ders çıkardım. Hani ben de böyle olabilirim diye düşündüm. Böyle sıkıntılar olabiliyor maalesef öğretirken. Şimdi şöyle, öğrenciler, çocuklar anne babanın ve öğretmenlerin sarrafıdır. Yani gram gram tartarlar. Çünkü sürekli anne babayı görmektedirler, sürekli öğretmeni, hocayı görmektedirler. Neden? Tam karşısında yani hoca konuşuyor, hoca sınıfın hakimi ve karşındaki öğrenci de onu dinlemekle görevli. Dolayısıyla öğretmenin en ufak bir hareketi, el kaldırması, gülmesi, ters bakması, tam tersi güler yüzle bakması onlar için bir mesaj olmaktadır. Hep öğretmenlerden bahsettik. Biraz da anne babalardan bahsedelim. Anne babalar da bazen farkında olmadan sert davranabiliyorlar. Örnek verelim. Sabah çocuğunuzu nasıl kaldırıyorsunuz? Bağırarak, çağırarak, azarlayarak, bağırarak, çağırarak, azarlayarak mı? Yoksa güler yüzle mi, canım tatlım diyerek mi kaldırıyorsunuz? Ya da sabah evden çıkarken eşimiz veya çocuklarımız çıkarken neler söylüyoruz? Azarlayarak, bir takım talimatlar vererek mi gönderiyoruz yoksa dua ederek mi söylüyoruz? Dolayısıyla güler yüzlü olalım. Bir de ağzı dualı anneler babalar, ağzı dualı nineler dedeler olalım. Ağzı dualı öğretmenler hocalar olalım. Ve çocukların yanında sesli olarak dua edelim. Özellikle şunu da vurgulamak istiyorum, aklıma geldi. Şimdi iki kişi birbirinden ayrılırken kendine iyi bak diye ayrılıyorlar. Bu bize batıdan tercüme edilen yeni yeni dizilerle veya filmlerle
kazandığımız bir yanlış davranıştır. Halbuki eskiden Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet ol, Allah yolunu açık etsin, Allah zihnini açık etsin gibi dualar olurdu. Allah'a Hayırlı emanet geceler olun. derler, geceniz mübarek olsun, geceniz mübarek olsun denilirdi. Dolayısıyla anneler, babalar, dedeler, nineler, öğretmenler, hocalar, ağzı dualı insanlar olsun. Çocuklar bizi böyle görsünler ve daima güler yüzle hatırlasınlar. Şimdi nereden buraya geldik? Anne babalar çocuklarına nasıl din eğitimi verebilir? Bir, iyi örnek olacaklar. Onların önünde iyi davranışlar sergileyecekler. Bir de farkında olmadan yaptığımız şeyler vardır. Diyelim ki bir odadayız, salondayız. Hatta bir odadayız, çocuklar da yan odada. İşte orada anne baba kendi aralarında arkadaşlarıyla beraber ya da aile bireyleri, büyükler olarak konuşurken çocukların duymadığını zannederler. Halbuki çocuklar onları duymaktadırlar ve konuşmaları dinlemektedirler. Burada özellikle konuşmalarımıza dikkat etmemizde yarar var. Hocam çok Yine önemli bir şey söylüyorsunuz ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Katılan evet. arkadaşlar el sallıyorlar ve sizin yüzünüz kapanıyor. Rica etsem hem YouTube kanalında hem de burada hocamızın yüzü görünmüyor. Katılanlar el sallamasınlar ve yüzünü görebilelim hocamızın. Sola doğru oturmasına rağmen katılan herkes el salladığı için hocamızı göremiyoruz biz. Lütfen el sallamayın olur mu? Çok teşekkür ederiz. Ama ne olur hocamızın yüzü kapanıyor. Evet, el Buyurun hocam, sallamak güzel. devam edin. Selam el sallamakla olmaz. Kafayla ve elle selam verilmez. Selam ağızla verilir, değil mi? Öyle bir şey de Zaten öğretmiş oldunuz hocam, sağ olun. kurallarındandır. Onun için birbirimizi gördüğümüzde de selam verelim. Çocuklarımıza da selam verelim. Evimize girdiğimiz zaman da selam verelim. Evimizden çıkarken de selam verelim. Bu selamı da böylece hatırlamış olduk. Evet, anneler babalar çocuklara güzel örnek olacaklar. Bunun dışında yapabilecekleri şeylerden bir tanesi de çocuklara iyi arkadaş edinmesini sağlayacaklar. Bugün çocuk eğitiminin en önemli sorunlarından bir tanesi de çocukların arkadaşsız kalmasıdır. Şimdi anneler babalar tabii olarak korkuyorlar. Çevre eskisi gibi güvenli değil. Çocuklarını bir tarafa güvenip bırakamıyorlar, bahçeye bırakamıyorlar. Mutlaka yanlarında olmak zorundadır. Dolayısıyla bahçeye gitmek kısıtlı. Peki evde anne veya baba çocuğa birlikte oyunlar oynatıyorlar. Ne kadar yani o da sınırlı. Geriye kalıyor televizyon, bilgisayar ya da cep telefonu. Bir süre sonra bunlar da çok tatlı, zevkli geldiği için çocuklar bunları alışkanlık haline getiriyorlar ve artık alışkanlık haline, bağımlılık haline gelince de anne baba rahatsız olmaya başlıyor. Bu sefer kurtarmaya çalışıyor. Bunun çözümü arkadaş. Yani çocuklara iyi arkadaş bulmak. Şimdi bununla ilgili tabii anne babaların korkularını anlıyoruz. Bununla ilgili bir arkadaş bir şey anlatmıştı. Arkadaş oğluna demiş ki daha ilkokula giden çocuğuna oğlum falan kişiyle arkadaşlık yapma. Niye demiş? Sen ondan bazı arkadaş arkadaşı etkiler, bazı yanlış ve kötü örnekler alabilirsin, bazı şeyler öğrenirsin. Baba o da benden öğrenir. Yani madem arkadaş arkadaştan öğreniyor, İyi arkadaştan şeyler. etkilenir, benden de iyi şeyler öğrenir diyerek babasına adeta bir ders vermişti. Doğru, haklıyız ama televizyon, internet, telefon bağımlılığından belki arkadaş bağımlılığı daha iyidir. Ben bu işi abartarak diyorum ki gerekirse çocuğun hatırına ev değiştirilir. Kiradaysak başka bir yere oturabiliriz. Satıp yeni ev bile alabiliriz. Sırf çocuğun arkadaşları olsun diye. Bunun sorumlusu maalesef
annelerimizdir. Annelerimiz üzerine alınsınlar. Ben açıkça söylüyorum. Anneler, babalar, ama özellikle de anneler gelip gitmeyi, komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini bitirdiler. Nasıl bitirdiler? Şöyle, bir tane misafir gelecek eve, bir hafta önceden telaşesi başlıyor. İşte ne yapacağız, ne yedireceğiz, ne içireceğiz, temizlikti vesaireydi. Halbuki ne yedireceğin, ne içireceğin belli bir şey. Yani bir iki pasta börek yapacaksın, meyve sebze verirsen kuru yemiş vereceksin. Hepsi bu. Yani farklı bir şey değil. Dolayısıyla bunu dert etmeye gerek yok. Ama hadımlarımız maalesef bir hafta misafir gelmeden önce, bir haftada misafir gittikten sonra evin huzurunu bozuyorlar. Başta kendi huzurlarını bozuyorlar. Dolayısıyla eve gelen giden yok. Halbuki şakayla karışık diyorum ki, o kadar pahalı mobilyalar alıyorsunuz, koltuklar alıyorsunuz, bir Evet. şeyler alıyorsunuz diye. Ama hiç kimse gelip gidip de size o koltuklarınızı göremiyor bile. Dolayısıyla çok fazla anlamı yok. Kadar Onun masrafa girmeye gerek yok diyorsunuz. gelmesi, gitmesi çok önemli. Bir de madem bu konu açıldı, şeyi anlatayım. Bugün beni bir ziyaretçi arkadaşımız geldi ziyaret etmek. Oturduk, konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Arkadaş bir türlü kalkmak istemiyor, sohbet etmek istiyor. Şimdi genelde böyle oluyor. İnsanlar birbirini ziyaret etmiyor ama hasbelkader bir araya gelince de bırakmıyorlar gecenin gece yarılarına kadar. Çok fazla yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar çok kişiye gitmeye çalışıyorum. Tabii ki bu nedenle de fazla oturamıyorum. Bilirsiniz ziyarete gittiğimiz zaman da şöyle diyorlar: hocam sizin sohbetinize doyma olmuyor. Lütfen gitmeyelim. Gitmeyin, hemen kalkmayın. Olmaz böyle. Ben de diyorum ki bu sohbet çok hoşunuza mı gitti? O halde şöyle yapalım. Ya bir gün beni davet edin, ben geleyim, ya da telefon edin, buyurun gelin, beraber çay içelim, sohbet edelim diyorum. Maalesef insanlar, bir de bu son zamanlardaki koronavirüs sıkıntısını bahane ederek arkadaşlık ziyaretlerini ertelediler, yok ettiler. Bu kendi bindiğimiz dalı kesmektir. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük kötülüktür. Başta söylediğimi bir daha tekrar ediyorum. Çocukların bugün en önemli sorunu arkadaşsızlıklarıdır. Tabii ki arkadaş edinecekler, beraber oynayacaklar. Ama biz bugün çocukların kendi arasında bağımsız bir şekilde oynamalarına da engel olduk. Ana okullarına gönderiyoruz. Orada çocuklar istediği gibi oynayamadığı gibi biz de onlara kendi planladığımız oyunları oynatıyoruz. Halbuki en tatlı oyun, en zevkli oyun çocukların kendi kurdukları oyun. Sosyal Evet. öğrenmeyi sağlıyor aynı zamanda, değil mi hocam? Yani sosyal öğrenme çocuğun özellikle 4 yaşından sonra çok büyük bir kazanımı elde etmesine vesile oluyor. Yani bireyselliğinin başlattığı andan itibaren çocuk kendi bireyselliğini. Peki hocam, şunu söyleyebilir miyiz? Bu sosyal öğrenmenin içinde ve çocuklar çevreden öğrendiği faktörlerle beraber bazı sorular sorabiliyorlar. Bu sorular hem çevresiyle ilgili, hem kendi yaratılışıyla ilgili, hem de yeni yeni dünyayı keşfettikleri için bir yaratıcı merakı oluşmaya başlıyor. Buradan yola çıkarak, yani devamında tabii ki eksikliği kaldıysa söyleyebilirsiniz. Bu sorulara öncelikle bizim cevap verebilmemiz için nasıl bir donanıma sahip olmamız gerekiyor? Önce onu sorayım. Çünkü hiçbirimiz küçükken sorduğumuz soruları hatırlamıyoruz. Ve bize nasıl cevap verildiğini de hatırlamıyoruz, işin kötü tarafı. Yani kendi tecrübelerimizi hatırlamıyoruz. O zaman dediğiniz gibi bir çaba sarf etmemiz lazım. Ve nasıl çaba sarf etmemiz gerekiyor? Şimdi bu eski çocuk yetiştirme
ile ilgili tutumla şimdiki tutumlar farklı. Eskiden anneler babaların zaten çok çocukları olurdu ve anneler babalar çocuklarının eğitimlerine katılmazlar. Sadece bakımlarını sağlarlar. Çocukların eğitimini büyük anne büyük babalar verirdi. Kendi çocuklarının nasıl eğitildiğini gören anneler babalar o tecrübelerini torunlarına yansıtırlardı. Ama günümüzde öyle değil. Günümüzde erkek kız çocukların da çoğunlukla okuyorlar ve bir çocuğun nasıl büyüdüğünü de göremiyorlar. Ve adeta kendi acemiliklerini çocukların üzerinden Çıkarıyor. çıkarıyorlar. Şimdi burada şunu yapacağız. Bu konuda kitaplar okuyacağız. Bu konudaki sohbetlere, seminerlere katılacağız. Bu konudaki programları takip edeceğiz. Gerçekten bunların çok faydası var. Ama burada da bir çıkmazımız var. Maalesef bu konuda yazılmış kitapların büyük kısmı Batı'dan, Amerika'dan tercüme edilmiş kitaplar. Bu sefer bu kitaplarda çocuğunuzu serbest bırakın, çocuğunuz özgür olsun, çocuğunuz istediğiniz gibi yapsın yolunda telkinler var. Ve bu nedenle de bir anlamda denize düşen yılana sarılır hesabı. Anne babalar çocuklarının nasıl yetiştireceğini düşünürken burada başka bir yanlışa düşüyorlar. Bu anlamda iyi kitapları tercih etmelerinde yarar var. Ama kitap okumanın, bu konudaki seminerlere katılmanın büyük etkisi var ve kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü çocuklar deneme yanılma tahtası değildir. Hocam, Evet. burada bir soru gelmiş hemen. Ben de o soruya binaen, yani geçen hafta bize sorulan 7-8 tane sorumuz var. Son yarım saate girdiğimiz için öncelikle bir Evet. yaratıcı, yani Allah tasavvurunu çocuklara anlatamayız ama onlar sürekli bu soruyu bize sorarlar. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda, mesela Allah nerede yaşar? Allah'ın eli var mı? Allah yemek yer mi? Allah'ı görebilir miyim? Neye benziyor? Bizim gibi mi? Uyur mu? Uyanır mı? Ölür mü? Dirilir mi? Gibi böyle hani bize benzeterek, yani bir insan şeklinde algılayıp çocuklar böyle tür sorular soruyorlar. Bu konuda biz ne yapmamız lazım? Ne dememiz gerekiyor? Nasıl cevaplar vermeliyiz? Geçen hafta demiştik ki çocuğa ayva yedirmeyin. Nasıl çocukların gıda yerken belli bir sırayla yemeleri gerekiyor, olgunlaşma derecesine. Zihinsel olarak da, duygusal olarak da olgunlaşma çağları var ve ona göre cevap verilir. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Antropomorfik diyoruz biz ona. Yani çocuğun Allah'ı tasavvur ederken cansız varlıklara, işte bir takım tabiattaki gördüklerine benzetmesi gayet normaldir. Bundan çekinmemek gerekiyor. Şimdi okul öncesinde çok fazla ayrıntıya girmeden çocuklara bir takım Allah'ın özelliklerini öğretebiliriz. Allah vardır, birdir, tektir gibi. Bu Esma-ül Husna'yı ezberleterek değil, Esma-ül Husna'yı ezberlemek gerçekten zor. Hele bazı kelimeleri telaffuz etmek çok zor. Çocukları onlara zorlamak yerine onların çocuklar açısından anlamlarını anlatmak daha güzel. Ben şu örneği veriyorum. Çocuklara geçen hafta Kur'an-ı Kerim öğretmenin yararlılığından bahsederken El-Muzillu ya Allah dedi diye çocuğu böyle telaffuza zorlayacağımıza Allah'ın sıfatlarını öğretebiliriz. Allah merhametlidir. Peki biz nasıl olmalıyız? Biz de merhametli olmalıyız. Peki merhametli olmak için ne yapmak lazım diye çocuğa somut örnek göstermek lazım. Allah adildir. O halde biz de adil olmalıyız. Peki adil olanlar ne yapar? Bunların somut örneklerini göstermemiz lazım. Allah vardır, birdir. İşte nerededir? Her yerdedir ama göremeyiz. Bir takım örnekler verilebilir yaşına göre. İşte bu elektrik örneği bunlardan bir tanesidir. Veya
işte kalbimiz, ruhumuz vesaire diyoruz. Bunları göremediğimiz gibi bazı şeyler de olduğu gibi Allah'ı göremeyiz diyebiliriz. Allah'ın varlığıyla ilgili ben okullarda şöyle bir örnek anlatıyorum. Allah'ın var ve bir olduğunu anlatmak üzere. Şimdi biz bir odada duruyoruz, bir grup halinde ve bu odada bir tane bilgisayar var. Herkes dışarıya çıkıyor. Bu odada ben kalıyorum ve bu odada herkes çıktıktan sonra ben o bilgisayarı kırıyorum. Biraz sonra onlar geri döndüğü zaman bana soruyorlar. Bu bilgisayarı niye kırdın? Ben de ısrarla ben kırmadım. İspat edin. Gördünüz mü? Diyorum. Onlar da hayır. Görmedik ama burada kimse olmadığına göre sen kırmışsındır diyorlar. Hayır diyorum. İspat edin. Şimdi dolayısıyla Allah'ta böyle bir şey var. Etrafımıza gördüğümüz zaman Allah'ın yüceliğini, Allah'ın varlığını görebiliriz. Şimdi bazı fırsatları değerlendirmek lazım. Diyelim ki yeşil bir ormandayız. Çocuğa bak, bunları Allah ne güzel yaratmış. Bu yeşillik sayesinde şunlar şunlar kazanıyoruz. Bu yeşillik sayesinde, bitkiler sayesinde hayvanlar besleniyor, bizler besleniyoruz. Bu şekilde Allah'ın yüceliğini görmüş oluyoruz. İşte güneşin doğuşu, batışı ve vücudumuzdaki güzellikleri çocuğa anlatabiliriz. Ama yaşına göre yapabiliriz. Şimdi bunları yaşına göre anlatırız derken bazen gereksiz ayrıntıya girip çocukları boğabiliyoruz. Ben yeğenime bir tane Kabe yapbozu götürmüştüm. Orada Kabe'nin etrafındaki insanları görünce amca bunlar ne yapıyor dedi. Ben de bunlar hacı oluyorlar dedim. Cevap bitti. İşte bu dönmenin anlamı şudur vesaire bilmem ne diye ayrıntıya girmeye gerek yok. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Sadece evet. sorduğu cevabı net bir şekilde bir cümleyle, detaya gerek yok. Yani orada ne soruyorsa onu. Ya yani bizim böyle bir şeyimiz var. Sanki o aynen. sorunun arkasındaki bilgiyi yüklemek zorundaymışız gibi hissediyoruz çocuğumuza. Bu bizimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani hazır sordu bu soruyu, ben bir öğreteyim de bir her şeyi öğrensin gibi bir şey var sanki, değil mi yani? Bizimle ilgili sanki evet. O. Yani merakını cezbettiği konuda yeryüzündeki ayetler, yani işaretler, işte gökyüzü ve yeryüzü ile ilgili bilgiler, tabiat olayları ve kendi vücudu diye cevap verdiniz. Ben de bir ara bunu çok yapıyordum. Sorduğu her soruya detaylı detaylı açıklama yapıyordum ve çocuk kafası allak bullak oluyordu. Yani anladım, bu kadar anladım. Zor mu yani? Şimdi soruları çocuklara sordukça cevap vereceksiniz. Durup dururken açıklama yapmaya gerek yok. Özellikle böyle anlayamayacağı konular yerine. Çocuk sordukça ve anlayacağı kadar cevap vermek bizim ilkemiz olmalı. Bunu hemen meleklere doğru çeviriyorum. Şimdi benim anladığım ve benim de dedemin de yaptığı bir şey. Çok net bir cümlesi vardı. Ne yerdedir, ne göktedir. Allah her yerdedir. Şimdi bu aynen. Aslında boşluğa düşmüş gibi bir cümle gibi görünebilir. Hani nerede o zaman gibi. Ama çocuklar bu cümleyle zannedersem fazlasıyla yeteri kadar memnun olarak devamını getirmiyorlar. Değil mi hocam? Bu ben de küçüklükten hatırlıyorum. Dedem evet. Hep böyle Bir derdi. Ne görebilir miyiz? Pardon. Peygamberleri anlatırken de aynı değil mi hocam? Her noktayı anlatmak, her detayı aktarmak zorunda değiliz. Özellikle okul öncesi dönemde. Geçen hafta söylemiştik. Peygamber kıssaları yetişkinler içindir, çocuklar için değildir. Biz maalesef Türkiye'de öyle oldu. Çocuk kitapları yapmak için kendi öykülerimizi yazmak yerine peygamber kıssalarını anlattık. Peygamber kıssalarını anlatabiliriz ama orada onu anlatırken sadece o kıssanın vermek istediği mesajı anlatır geçeriz. Bu şuna benziyor. Bu işitme engellilere tercüme yaparken tercümanlar şunu yapıyorlar.
öncelikle kendileri anlıyorlar ve ondan sonra o anladıklarını karşı tarafa ifade ediyorlar. İşte çocuğa da böyle olması gerekiyor. Yani bir şey anlatırken çocukların hayatında olması gerekiyor. Çocukların hiç görmedikleri, bilmedikleri konulardan bahsetmemek gerekiyor. Okul öncesi dönemde Allah'ı görmek istiyorum, neden göremiyorum diyene nasıl yaklaşmalıyız hocam diyor. Şimdi hani meşhur bir hikaye vardır Allah'ın varlığıyla ilgili. İşte onu kim yarattı, onu kim yarattı? En başta onu yaratan yok. Hani lokomotif hikayesi. Bunun gibi eğer bir şeyin Allah olabilmesi için onun insanlardan farklı olması gerekir. Şimdi burada Descartes'i analım. Descartes diye bir filozof var. Onun bir benzetmesi var. Hani şu sözü söyleyen düşünüyorum o halde varım. Şimdi bu Descartes kendisini sorguluyor. Diyor ki ben çevreden birçok bilgi öğreniyorum. Kitaplardan bir şey öğreniyorum, okuldan bir şey öğreniyorum, annem babamdan bir şey öğreniyorum, din adamlarından bir şey öğreniyorum. O halde bunların hangisi doğru diye test edeceğim diyor. Tıpkı Gazali gibi önce buna metodik şüphecilik diyoruz. Bu metodik şüpheciliği Descartes da yapıyor ve en sonunda şöyle bir sonuca çıkıyor. Şüphe etmek bir eksikliktir. O halde ben şüphe ettiğime göre ben eksik bir varlığım. Eksik bir varlıksam ben kendimi yaratamam. Beni yaratan bir yüce varlık vardır diye bir sonuca gidiyor. Dolayısıyla Allah'ın elbette farklı olduğu ve Allah olabilmesi için de böyle bir özelliğe sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir de tabii ki yine biz İslam inancımıza göre ahirette Allah'ı göreceğiz. Hocam peki şu örnek verilir. Ben de hep vermişimdir. Balonluğun şişirilme örneği. Yani havayı göremeyiz ama bir balonu şişirdiğinde o havanın oraya dolduğunu ve balonu şişirdiği örneği verilir. Bu doğru bir örnek midir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tekrar örneği alamadım. Hocam balon şişirilir. Yani çocuklara Evet. denir, havayı görebiliyor musunuz? Hayır. O zaman bir balon şişirilir ve gördünüz mü bakın. Hava bunu şişirdi. Yani balon havayı şişirdiğine göre vardır. Bu örnek doğru bir örnek midir? Yani nefes ve hava üzerinden Allah vardır. Göremezsiniz, bilemezsiniz. Her yerdedir. Hani her yerde deyince anlamıyorlar diye bir yazı görünce bu balon örneğini verme gereği hissettim. Bu doğru bir Peki. yaklaşım mıdır? Yani şey çok zararlı değil gibi gözüküyor ama bilmiyorum uygulama sonucunda neler aldılar. Arkadaşlardan böyle bir tepki alanları varsa burada paylaşabilirler. Bence uygun bir şey olabilir. Yani çocuk somut düşündüğü için somut örnek vermek önce yok. Hocam peki buradan sorulduğu için daha önceden Evet. yine görünmez bir şey melek sorulduğu zaman meleklerin şekil ve tasavvuruyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir şey yoktur ama filmler işte çizgi filmler farklı farklı filmler çocukların kafasında bir melek çizilmesine neden oluyor. Çocuk bize meleği sorduğunda ne yaparız ya da ne demeliyiz? Melekler nasıl? Ben melekleri nasıl bir Yani şey olduğunu biliyorum. Güller. Gül şeklinde sen içeri çiçekler. geçebilir misin tatlım? Hadi. Evet. Şimdi melek inancı gayba inançlardan bir tanesidir. Yani Allah'a iman nasıl görmediğimiz bir varlığa imansa melekler de öyledir, ahirette öyledir. Dolayısıyla Allah'a imanla ilgili yaklaşımımızın aynısını melekler için de anlatabiliriz. Meleklerin somut bir varlık olmadığını özellikle vurgulamak gerekir. Bununla ilgili bir yanlış örneği de paylaşmak istiyorum. Anne baba çocuğa diyor ki yaramazlık yapma, yaramazlık yaptığın zaman melekler yazar. Okulda da öğrenmiş işte sağ tarafına iyilik yaptığı zaman sağdaki melek yazar. Yanlış yaptığı zaman, günah işlediği zaman da sol taraftaki melek yazar. Şimdi çocuk bir süre bunları öğrendikten sonra düşünüyor ve yaramazlık yaptıkça
soldaki melek yazıyor. Soldaki melek yazdıkça sol omuzu düşüyor. Bayağı komik bir şekilde düşünce doktora götürüyorlar. Doktor konuşturunca anlıyor ki yaramazlık yaptıkça melekler yazıyor ve sol omuzu düşüyor. Bu nedenle çocuğa kaldıramayacağı yükleri anlatmamak gerekiyor. Yani fazla somutlaştırmak doğru değil ama meleklerin olduğu, şunların ezberletmekte yarar var. Sorarsa bildiğimiz kadarıyla cevap veririz. Hocam bunu zaten okul öncesinde anlatmak ne derece doğru? Sonuçta soyut Hayır. kavramlarla ilgili Evet. çocuklar, Evet. yani bu soruyu sormadığı sürece bence hani kaderin, imani bilgilerde özellikle görünmeyen cin gibi, melek gibi şeylerin anlatılmasının ya iman esaslarında sadece okul öncesinde dediğiniz gibi sorduğu için Allah'ı belki anlatmak gerekiyor. Diğer bilgiler sadece çevreden duyduğu bilgilerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani çevresel Evet. faktörler, biri duyuyor ya da bir yerden gerçekten duyuyor çocuklar. İşte çizgi filmde de başka bir yerde böyle sormaya başlıyor. Hani sormadığı sürece açıklanması gerekmeyen konularmış gibi. Aynen. Şimdi cin kelimesini söylediniz ya, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ben de öğretmenlik döneminde hatırlıyorum. Çocukların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de cin. Şimdi öncelikle çocuklar bu konuda rahatlatmak gerekiyor. Çocuklar cinlerden korkuyor. Hatta büyük insanlar bile korkuyor. Cin demekten Evet. korkuyor. Üç harfler falan. Yani o kadar saçma geliyor ki bana, koskocaman insanların üç harfli deyip de cin demekten korkacak. Cin normalde çocuklara şunu vurgulamak gerekiyor. Cin de meleklerden bir tanesiydi. Melekler gibiydi. Dolayısıyla görmediğimiz bir varlıklar. Ama cinler insanlara kesinlikle zarar vermezler. Cinler insanlara gelip, özellikle sen gidip onunla uğraşmazsan, gelip bize zarar verme imkanı yoktur. Cinle irtibat kurmak vesaire, bunlar uydurma şeylerdir gibi kesin konuşup çocuğu rahatlatmakta yarar var. Hocam buradan ölüm konusuna geçsek. Çünkü Evet. ölümle ilgili özellikle çocuklarda erken çocuklukta başlarına böyle bir olay geldiyse, yakınları vefat ettiyse çocuklar bu alanı merak ediyorlar. Yine ahiretle ilgili bir konu ama soru sorduklarına nasıl cevap verebiliriz? Ne diyebiliriz? Bu konu çünkü gerçekten çok önemli bir konu ve tehlikeli de bir konu aynı zamanda. Evet, şimdi gerçekten kritik bir durum ve tehlikeli bir anlamda. Bu konuda iki tutumdan bahsetmek lazım. Birileri bu konudan kaçıyor, yani cevap vermek istemiyor, yuvarlak cevaplar verip güya geçiştirmek istiyor. Fakat çocukta bunlar geçmiyor. İkincisi de bu sefer çocuğu ciddiye alıp ciddi ciddi anlatmak. Bunun her ikisi de yanlıştır. Ama doğru olanı, söyleyeceğimiz şeyler doğru olmalı, ancak yaşına göre fazla ayrıntıya girmemeli. Yani evet, bu insan öldü. Yaşayanlar nefes alırlar, yerler, içerler, gezerler. Fakat ölüler bunları yapamazlar, nefes alamazlar, yiyip içemezler, hareket edemezler ve tekrar dünyaya gelme imkanları yoktur. Cennete gitti falan da demeye gerek yok. Bu dünyadan gitmiştir. Ve bunlar kıyamet koptuktan sonra hepimiz orada birleşeceğiz ve bir araya geleceğiz demek lazım. Şimdi cennete gitti. Bu sefer ben de cennete gitmek istiyorum Evet, sevdiği biri diyor. ise ben de Evet. gitmek. Gelecek derse gelmeye yapıyor. Bu sefer gelmiyor. Vesaire. Ya da uykuya daldı deniliyor. Uzun bir uykuya. Bu sefer çocukta uyku korkusu olabiliyor. Yani ben de uyurum, bir daha uyanamazsam gibi bir korku oluşabiliyor. Bu nedenle böyle aşırı uçlardan kaçınmak gerekiyor. Gerçeği olduğu gibi yaşına göre söyleyip anlatmakta yarar var. Peki hocam, biraz önce sorduğunuz soru, daha doğrusu verdiğiniz cevapla ilgili şu an aklıma bir şey geldi. Bu çocukların küçük yaşlarda Allah'ı görmek istemeleri ve
cennette görüleceğinin bilgisinin verilmesiyle ilgili bazı durumlar oluşabiliyor. Yani işte ben Allah'ı çok merak ediyorum. İşte dünyada göremeyeceğiz. O zaman ben Allah'ı görebilmek için cennete gitmek istiyorum gibi. Bu biraz önce verdiğiniz bilgiyi vermek zorunda mıyız? Ya da verilirse böyle bir şey neden oluyor mu? Şimdi gidilemez. Ama bak ahiretten özellikle bahsettim. Yani bütün insanlık yok olmadan Allah'ı göremeyeceğinin o ayeti söyleyeceğiz. Ahiret. Dikkat ederseniz ahiret kelimesinin altını çizdim. Yani ahiret olacak. Ahirete kadar herkes bekleyecek. Yani şimdi cennete gidilmez. Ben hocam şöyle söylüyorum. Ne demiş doğru bilmiyorum. Yani yer özellikle doğu, daha doğrusu uzay bilimine merakı olduğu için Zeynep Süren'in başka başka alemlerden bahsediyoruz işte. Mars'ta bir hayat olduğu, olma belirtisi olduğu ya da başka bir şekilde başka dünyaların olduğu. Ben ona şöyle anlatıyorum. Burası bir yaşam alanı ve biz bu yaşam alanından başka bir yaşam alanına geçeceğiz. Ve buranın Evet. adına doğru davranışta bulunursak gittiğimiz yer, işte bahçe örneğinden yola çıkarak istediğimiz gibi davranabileceğimiz, adına cennet denilen bir bahçeye gideceğiz. Merak Evet. ettiği için soruyorum. Hani merak etmese onu da açıklamayacağım. Hani cennet nasıl bir yer, neredeyiz falan diye sormasa. Bu doğru bir şey mi? Yani ben burada yaşıyorum. Bir gün başka bir aleme gideceğim. Orada yaşamaya devam edeceğim. Şimdi sizi dinleyemedim de buradaki yorumları okuyacak okurken şeyler hatta ya soruyu tekrar edin ya şu andaki Hocam pratik şöyle dedim. yapalım. Bu Evet. alemden başka bir aleme gideceğiz. Yani yaşam alanı olarak anlatıyorum ben. Hani burası bir dünya, Doğru, doğru. başka bir dünya var, oraya gideceğiz. Tabii, Evet. aynen öyle olması lazım. Şimdi yanlış davranırsan Allah sevmez demek doğru mu? Evet, Allah çok sever ama yanlış davranmamızdan hoşlanmaz demek belki daha güzel. Çünkü sevmek biraz şey nasıl katı demeyelim de biraz kesin gibi bir şey sevmemek çok soğuk bir şey. Hoşlanmaz, hoşuna gitmez demek belki daha güzel olur. Burada bir meleklerle ilgili bir soru var. Hani cinsiyetsiz diyoruz ve melek ismini veriyoruz diye bir soru var. Aslında cennet ismini de veriyoruz. Hani cennet de bir isim olarak kullanılıyor değil mi hocam? Bayanlara kullanılan bir şey. Bu konuda ne diyorsun? Tabii yani tüm böyle güzel isimler, latif isimler, merhamet, incelik, nezaket, nezaket de bakın hanım ismi. Evet. Dolayısıyla hanımlara verdiğimiz değeri anlatan bir gelenek, güzel bir şey. Ama bilmiyorum Araplarda cennet var mı? Hiç bilmiyorum, duymadım daha doğrusu. Aslında dikkat etmek lazım, vermemek daha doğru, haklısınız. Sanki cinsiyetçilik oluyor böylece değil mi hocam? Hani bir cinsi var, kadın cinsi gibi algılanıyor aslında böylece. Doğru, yani doğru söylediniz. Çocuklarda da öyle bir algı oluyor çünkü. Seher Karaduman Hanım diyor ki, kişi değil de davranışları sevmediğini ifade etmek mi demek istediniz? Evet, aynen öyle söyledim. Çok güzel, teşekkür ederim. Şimdi kişilikle davranışlar farklıdır. Anne baba da aynı şeyi çocuklara hissettirmelidir. Yani ben kişi olarak seni seviyorum ama şu davranışından rahatsız oluyorum. Şu davranışını sevmiyorum. Şu davranışın beni rahatsız ediyor, üzüyor demek daha iyi. Allah için de aynı şey. Yani bir kişiyi bütün olarak değil de davranışlarını, yanlış davranışlarını onaylamıyor, hoşuna gitmiyor demek daha güzel. Evet. Hocam çok güzel bir açıklama yaptınız. Biz küçüklüğümüzden bu yana kadar maalesef davranış odaklı değil de kişisel olarak bazı şeyleri öğretirken yaklaşıyoruz. Davranış odaklı gittiğimizde kişiliğine de zarar vermemiş oluyoruz. Yani değerli ve kıymetli hissetmiş oluyor. Çünkü Hazreti insan diyor insan için Allah-u Teala. O yüzden çok güzel bir açıklama oldu. Seher Hanım'a da bu arada teşekkür ederiz. İyi ki bu cümleyi yazmış. Hocamızdan güzel bir şeyler duymuş olduk. Yani çok böyle psikolojik rahatsızları, psikopatlar falan oluyor ya, bunlar dışında insanların aslında iyi ve kötü davranışlarını böyle sıralasak, yani nötr davranışlar tabii ağırlıkta, ama insanların iyilik tarafı gene de ağır basıyor.
Dolayısıyla kişiliği bir bütün olarak değerlendirmek yerine davranış değerlendirmek daha iyi. Allah taş bırakır da çok kullanılır maalesef. Evet, Allah taş eder. Bunlar çok yanlış şeyler. Dolayısıyla çocuğu elbette cennetten cehennemden yeri geldiği zaman bahsedeceğiz. Ama Allah taş eder, yanlış bir cümle kullanmamak gerekiyor. Hocam bu eski kavramlarmış gibi gelse de zannedersem günümüzde işte Allah yakar, Allah üzülür, Allah sevmez, Allah taş eder. Yani sanki gazap ayetlerini yani daha erken mi öğretmişler annelerimize, dedelerimize, nenelerimize bilmiyorum. Merhamet ayetlerinden daha ziyade böyle çocuklara yani affedersiniz eli sopalı bir Allah algısı oluşturuyor bu. Ve o ciddi yaklaşım Allah'a karşı da yaklaşımımızdan maalesef uzaklaşmak zorunda kalıyoruz gibime geliyor bazen. Yani saygı duyuyoruz ama aynı zamanda sevemiyoruz gibi yani öyle bir şey oluşuyor. Şimdi şöyle bir şey, doğru tespit yaptınız. Biz tersini yapıyoruz. Yani çocuklara aslında cennet ağırlıklı ama yetişkinlere hem cenneti hem cehennemi anlatmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennem o kadar çok anlatılıyor ki. Ama büyüklere korkumuzdan cehennem ayetlerini anlatamıyoruz. Halbuki günah işlediği zaman Tam ters. bırakabilir. Esma Ahsen herhalde. Bunun ebabil kuşlarıyla mı ilgisi var acaba? Neyin ebabil kuşlarıyla mı ilgisi var? Sanırım melekleri kanatlı çiziyorlar diye bir oradan yazan olmuştu. Herhalde ona binaen söyledi. Ya da acaba Zannediyorum. taş bırakmakla ilgili. Ebabil kuşları taş bırakıyor ya hocam yani taşa benzer bir şey bırakıyor ya. Herhalde onun için söyledi. Ya bununla alakalı olabilir mi diye soruyor. Hı, taş bırakmak. Taş atmak ya da taş olması insan. Yani belki kaynaklanabilir ama şundan kaynaklanabilir bu tabii. Yakıtı insanlar ve taşlar olan diye ayet var ya cennetle ilgili. Evet. Oradan kaynaklanmış olabilir diye düşünüyorum Peki hocam şu ben. an soru geldiği için aklıma geldi. Bu kavramın bu kadar yaygın olarak kullanılması, hani yakmasını anlıyoruz. İşte sevmemesini bir şekilde duygusal baskı olarak anlıyoruz. Bu kavramlar bize nasıl bu kadar rahat kullanılmış olabilir? Yani bu konuda bir öngörünüz var mı? Ya niye taş etsin mesela? Şimdi edebilir yani şu anlamda yakıtı insanlar ve taşlar olan diyor ya o anlamda yani bu bir benzetmedir yani insanı maddi olarak taşlaşma yerine şeyden de olabilir bu hani katılık merhametsizliği tasvir etmek için de olabilir cehennemi tasvir etmek için de olabilir diye tahmin ediyorum. Ben 5 yaşındayken abim vefat ettiğinde yıkık bir duvarın oradan atıldığını söylemişlerdi. Ben hala sanki o harabedeymiş gibi hissediyorum. Küçükken de oraya bakmak korkardım. Evet, yanlış bir davranış. Ya Evet. neden böyle bir açıklama yapmışlar acaba? Keşke daha doğru bir şey söyleyebilselerdi. Hocam Evet. bize ölüm Evet. ilgilen yani ölümün geçildiği nokta konusundaki çocukların merakı dışında acaba neden gitti gibi bir soru da oluyor. Yani bu yine varoluşsal bir soru da çocuklar için. Hani buradaydı neden gitti? Galiba bu neden gittiğinin cevabını doğru dürüst anlatamayacağımız için söylediğimiz şeyler genelde böyle hani affedersiniz hani abuk subuk şey olabiliyor hani oraya gitti gelmeyecek uyudu gibi. Ya bu bizim korkumuzla ilgili mi yine? Yani cennet desek ya da ahiret desek ne bileyim hani Araf desek bir şey desek ne olur? Şimdi biraz önce söylediğim gibi tabii ahiretten bahsedeceğiz. Bunun sebebi şu olsa gerek. Yani ne diyeceğini bilememek, şaşırmaktan olabilir. İki çocuğu adam yerine koymamaktan. Ya da tam tersi tam adam yerine koyup böyle ayrıntılı anlatıyorsun. Bu arada yani okula gitmeyen çocukları mezarlığa falan o şeye yani cenaze definine götürmemek gerekiyor. Hatta ilkokulda gitmese belki daha iyi olur diye düşünüyorum.
Çünkü orada üzerine toprak atılması falan, bunlar Evet. çocuk kaldıramıyor. Gerçekten öyle mi diye korkulara kapılabiliyor. Peki hocam, okul, ilkokul çağında hani beden ve ruh ilişkisinden bahsedilebilir mi? Hemen bu geldi aklıma. Hani çünkü ölümü anlatabileceğimiz belki de ilkokul çağıdır ve ölümün, bedenin ruhtan ayrılması ya da ruh beden ilişkisi çok böyle felsefik bir konu ama doğru mudur yani? Şu an aklıma geldi. Şimdi yine Ölüm böyle ben bir şey tam olarak. burayı okuyayım derken sizi dinleyemedim. Evet, çok özür diliyorum. Estağfurullah Ya hocam. en iyisi ben İlkokul okumayayım oraları. Evet. İlkokul çağında hocam ölümü anlatırken hani ruh beden ilişkisi anlatmak doğru olur mu? Çünkü ölüm tam anlamıyla işte bedenin terk edilmesi ruh tarafından gibi yani felsefik anlamda. Bunu söylemek doğru olabilir mi? Şimdi bunu ne zaman söylemek lazım? Tabii ölüm nedir, nasıl bir şey gerçekleşiyor? Belki ortaokulda falan ve ortaokuldan sonra herhalde söylemek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bu konuda emin değilim. Yani üzerine düşünmüş de değilim, bir şey okumuş da değilim. Ama herhalde ortaokuldan sonra söylemek daha iyi olur. Yani tam soyut kavramları anladığı zaman dilimi diyorsunuz hocam. Yani Uzağa ilkokul gitti için. demek olabilir mi? Olamaz. Yani Yani uzak nereye neresi gitti? işte? İşte neresi? Bunlar kaçamak cevaplar. Hayır, kaçamak değil. İşte bir daha tekrar edelim. Biz insanlar dünyaya geliriz. Allah'ın verdiği takdir kadar bazılarımız yaşlanınca, bazılarımız daha genç, bazılarımız daha küçükken bu dünyadan giderler. Ve biz bekleriz. Bütün insanlar orada beklerler ve yarın tekrar bu dünya yok olduktan sonra kıyamet kopar ve kıyamet koptuktan sonra tüm insanlar yeniden dirilir ve orada hesaba çekilirler. Orada insanlar tekrar karşılaşırlar gibi demek daha uygun. Uzak nedir? Yani uzak yuvarlak bir kelime. Ya Namazdan şu, bahsediyordunuz herhalde. Kaç evet dakikamız kaldı? hocam, Soruların şimdi arasında. 5 dakikamız var. Hemen ben size ibadetle ilgili soruları, şimdi okul öncesi olduğu için hep bu sorular geldi. Şu Ayşe Hanım'ınkini de cevaplayabiliriz belki. Yanlış cevaplamak veya hiç cevaplamamak güvensizliğe neden olur mu diyor. Bilemiyorum. Ne dersiniz bu konuda? Çocukların sorularını cevapsız bırakmak yanlıştır. Yani yanlış da cevap vermeyeceksin. Bilmiyorsan bilmiyorum diyebiliriz. Ya da benim bilgim bu kadar diyebiliriz. Veya ben sana ancak bugün bu kadar açıklayabilirim. Daha sonrasını ilerleyen yaşlarında öğreneceksin diyebiliriz. Tamamen cevapsız kalmamalı. Çocuğun çünkü vermeyince kafasında kalmıyor. Kafasının bir kenarında kalıyor ya da başka yerden bu soruları cevaplandırmaya, onların cevabını öğrenmeye çalışıyor. Yani belki soru sorduğunda şu an cevaplayamıyorum, bu konuyu bir araştırayım deyip hemen akabinde öğrenip cevaplamak herhalde daha toparlayıcı olur, değil mi hocam? Tabii. Namazla ilgili sorabiliriz. Evet, haklısınız Habib Hanım. Burada olumsuzluklar demiş, çocukları da yanlış tavırda büyümesine ve bu tavrın telafisi mümkün mü? Elbette mümkün. Yani değil mi hocam? Ergenlik veya işte buluğa erdikten sonra herkes kendi dinini öğrenme konusunda mükellef. Yani Evet. geçmiş bilgisine dayanıp annem babam böyle öğretti, ibadet yapmıyorum gibi bir herhalde şeyimiz olamaz, bahanemiz olamaz. Buradan okul öncesindeki ibadet, pardon, okul, ilkokul ve ortaokul, yani ergenlik sonrası ibadet yapım şekli ya da namazı nasıl uygulayabiliriz çocuklara veya nasıl namaza ilk başlanılır? Çocuklara yaklaşımımız bu konuda nasıl olmalı veya nasıl bir şey izlemeliyiz, yöntem? Hadis-i şerif çok açık. 7 yaşında çocuklara namazı öğretin. Tamam. Şimdi 7 yaş niye böyle bir özellik? 7 yaş tam çocukların taklit döneminin, annelerini, babalarını, büyüklerini, arkadaşlarını memnun etmek istedikleri bir çağ. Yani tam telkine açık olduğu dönem. Dolayısıyla bu yaşta
namazı öğretmemizi Peygamber Efendimiz istemiş. Şimdi okul öncesi dönemde her şey oyun olmalı. Dolayısıyla namaz da oyun olmalı. Çocuk bu oyunun tadını tatmalı. Namazı da bir oyun gibi algılamalı. 7 yaşından itibaren yavaş yavaş kıldırıp ona ödüller vesaireler vermek daha iyi. Daha sonra asıl sorun daha sonra çıkıyor. Yani ortaokul, lisede çocuklar namaz kılmadığı zaman anneler babalar haklı olarak üzülüyorlar ve o zaman telaşeye kapılıyorlar. Bu sefer ya sert davranıyorlar. Halbuki özellikle lise döneminde, ortaokul ama özellikle de lise döneminde artık çocuğa herhangi bir namaz konusunda yapacağımız bir şey kalmıyor. Sadece yapacağımız tek şey, namaz kıldığı zaman çocuk, anne baba çok sevincini ifade etmeli, sevindiğini göstermeli ve bu sevinci çocuklarına hissettirmeli. Bunun dışında hele kavga etmek, bağırıp çağırmak çok yanlıştır. Ortaokul, lise, özellikle de lise çağında yapılacak tek şey var, iyi arkadaş ortamına dahil etmek ve o arkadaşlarından etkilenmesini sağlamak. Nitekim bizim İslam geleneğindeki öğütlerden bir tanesi salihlerle beraber olmak. Yani iyi insanlarla beraber olmak ki iyiliklerden etkileneceksin. Bir de şu var, eğer siz evinizde namaz kılıyorsanız ve evinize helal kazanç giriyorsa, çocuk şimdi kılmasa da ileride kılar, merak etmeyin. Bir süre ara verse bile namazına bir süre başlar. Çok böyle panik yapmaya gerek yok, telaşe yapmaya gerek yok. Bu şu anlamına gelmiyor, önemsemeyin anlamına gelmiyor. Önemseyelim, iyi bir çevre, iyi bir arkadaş grubuna dahil etmeye çalışalım. Mümkünse evde daha küçükken beraber topluca namaz kılmaya özen gösterelim. Namazın nasıl kılınacağına dair bilgiler vermeye çalışalım. Ama bunu güzellikle yapalım. Bir defa şu ilke var. Yani iyilik yapmadı diye çocuğa ceza verilmez. Ceza ne zaman verilir? Bir kötülük yaptığı zaman, birine veya kendisine zarar verdiği zaman verilir. İyilik yaptığın zaman ödül verilir ama iyilik yapmadı diye ceza verilmez. Verilirse aksi tesir yapar. Hocam çok önemli bir konudan bahsettiniz. Çünkü namaz kılmıyor diye cezalandırılan çocuklar biliyorum. Hani yerine ibadeti getirmedi diye. O da vicdan azabı ile ilgili yine. Yani bizim böyle bir ebeveynler olarak bir vicdan azabımız var ya. Bu çocuk bize emanet ve eğer günah işlerse Allah bana bunun hesabını soracak gibi bir algımız var. Tabii ki soracak ama hani bazen kendimizi düşünmekten çocuklara zulüm mü ediyoruz diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Evet, maalesef. Evet. Hocam son bir dakikam vardı. Onu da doldurdum. Ben çok teşekkür ederim. Sanırım bütün sorulara cevap verdik. Var mı başka konu söyleyebileceğiniz bilemiyorum. Hani aklınızda olan var mı benim size sorduğum sorular? Arkadaşlar mehmetzekiaydın.com diye benim web sitem var. Orada iletişim adreslerim var. Oradan benimle irtibat kurabilirler maille. Daha sonra ya da Facebook'tan iki tane adresim var. İkisinde birden değil, birisinde yazışabilir veya Instagram'dan yazışabilir. Bana gelen soruları ve talepleri ben mutlaka cevaplandırırım. Eğer cevaplandırmadıysam bana ulaşmamış demektir. Ben bu vesileyle size ve değerli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben Konya'dayım. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde çalışıyorum. Alanım din eğitimi. Dininde daha çok ahlak ve değerler eğitimiyle ilgili çalışmalarım var. Bu konuda bu konuyu önemsiyorum ve ahlaki öğretiminin de anne babalar tarafından dikkate alınmasını, önemsenmesini tavsiye ediyorum.
Hocam çok kıymetlisiniz benim için. Hem bir ahlak felsefesi yüksek lisansı öğrencisi olarak yani bitirmiş olarak hem de 2 haftadır yayınıma dahil olarak çok güzel bilgiler verdiniz. Hem katılımcılara hem de ben tekrar yenilenmiş oldum. Başında sizi tanıtmadım kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Yeni katılımcılar olabilirdi. Hocamın söylediği web sitesinin hemen sol tarafına baktığınızda hocamızın değerler eğitimi başlığıyla yüzlerce makalesini göreceksiniz ve o makalenin içinde doküman bilgiler de var. Bu konuda ben çok yararlandığım için herkese tavsiye ediyorum. Bugün bunu hem dinleyen burada bulunan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, ebeveynlerimize de tekrar söylemiş olduk. Bu soruların cevabı aslında oralarda var. Biz sadece biraz daha bu soruları hızlıca cevap verelim. Daha çok insana ulaşabilelim diye böyle bir program yaptık. Ben hocam size çok ama çok teşekkür ederim. Bu program kayıtta hem AGTV, Instagram'daki ilk TV diye yazılan yerde hem de zannedersem 2 saate kadar yükleyebilirim. YouTube Masalcı Hava Irmak hesabında hocamızın sohbeti kayıtlı. Bütün hikayeyi başından sonuna kadar dinleyebilirsiniz. Allah razı olsun burada olan herkesten ve tabii ki hocam ağzınıza sağlık sizden. Çok teşekkür ederim. Gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hocam sizin hemen hesabınızı aşağı yazmış bir sayfa. Çok teşekkür ederiz. Oraya ben şöyle başa koyayım sayfasını, hocamın sayfasını. Buradan girerek hocamın yazılarına ve kıymetli hikayelerine, çünkü çok fazla hikaye seti var hocamızın, ulaşabilirsiniz. Timaş yayınlarıydı değil mi hocam çıkardığınız yayın evi? Timaş, Nobel ve Diyanet'ten çıktı benim kitaplarım. Evet, 3 yayın evinden. Hocam ben çok teşekkür ederim. Yine böyle bilgilerle donattınız bizi. Allah sizden razı olsun. Bütün hayrınız kabul olsun. İlminizi bizimle paylaştığınız için. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun hocam. Sizi yorduk. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Allah razı olsun dinleyenlere.